Özgür Özel'in talimatıyla İstanbul'da İmamoğlu'nun da katıldığı ilk bölümüne. Sonrasında kent lokantası açılışı için toplantıdan ayrıldı. Ama Ekrem İmamoğlu'nun hukukçu kurmaylarıyla Özgür Özel'in, yani CHP Genel Merkezi'nin hukukçu kurmaylarının 3,5 saat süren toplantısı ve alınan kararlar. Kimse bize böyle olmadık bir davayından, olmadık bir suçlamadan bir cezayı normalleştirmeye ve bu olacakmış gibi kabul ettirmeye çalışmasın. Böyle bir gündemin yerleşmesine de izin verilmemesi gerekir. CHP lideri Özgür Özel, Amerika yolculuğu öncesi İmamoğlu'na siyasi yasak istenen davayla ilgili konuştu. Süleyman Soylu hepimizin gözünün içine baka baka Ekrem Bey'e ahmak dedi mi demedi mi? Ekrem Bey İstanbul'un seçilmiş kamu görevlisi. Dönüyorlar, Ekrem Bey'in Süleyman Soylu'ya verdiği cevabı YSK'ya söylendi deyip ceza vermeye çalışıyorlar. Bu kumpasın piyonu odur dedi, Süleyman Soylu işaret etti. Ekrem İmamoğlu'nun yarın olası bir cumhurbaşkanı adaylığı ya da Ekrem İmamoğlu'na bir kısıt getirmek için kumpas kurmuşlar. Tetikçisi oradaki bu kumpasın piyonu Süleyman Soylu. Yerel seçimlerden ders alınmasını tavsiye etti. Bu davadan ceza çıkaracağız biz. Böyle bir şey yok. Bunu yaparsanız, geçen seferki bir kere demokrasi tokatından ders almadıysanız, millet çok daha bunun şeddelisini uygular, çok daha şiddetlisini uygular. İmamoğlu davasıyla ilgili CHP Genel Merkezi'nden yöneticiler ve İmamoğlu'nun avukatları İstanbul'da toplandı. Hapis cezası ve siyasi yasak kararının istinaf sürecini değerlendirdiler, yol haritası çizildi. Toplantı 3 saat sürdü. Hukuk zirvesinin başlangıcında Ekrem İmamoğlu da vardı. Sonra ayrıldı, günlük programına devam etti. Sancaktepe'de kent lokantası açtı. Olmaması gereken bir davanın bir siyasi yasak hem de yani 2 yıl 7 ay bir ceza davasına dönüşen haliyle hani tam bir sefillik, bana göre tam bir hani daha ileriye gidiyorum. Bunu konuşmak bile insanı kötü hissettiriyor. Toplantıda her senaryo ele alındı. Fakat 3 saatlik toplantının sonunda çok kısa bir açıklama yapıldı. Olası bir antidemokratik, hukuka aykırı bir karar alınması durumunda bunun Türkiye'ye maliyeti ne olacak? Bizi ne bekliyor kısımlarını değerlendirdik ve toplantımızı nihayet erdirdik. Halk TV'nin edindiği bilgiye göre antidemokratik bir karar çıkarsa İmamoğlu'nun karşı hamlesi hazır. İstinafta siyasi yasağı onarsa dosya Yargıtay'a gidecek. İmamoğlu Yargıtay kararını beklemeden Cumhurbaşkanlığına adaylığını ilan edecek. Siyasi yasak AKP içinde de tartışma konusu. Eski AKP milletvekili Mehmet Metiner de yasağı siyaseti dizayn davası olarak görüyor. Yargı marifetiyle siyasetin dizaynı ne kadar yanlışsa siyasetçinin önünün kesilmeye çalışması da kabul edilebilir değil. Geçmişte reise yapılanın aynısı bugün bir başkasına yapıldığında karşı çıkmamak gibi bir ilkesizliğin savunucuları olamayız. Onlar kaybederler, biline.